3.03.09.2022 geldi ve 2022 bende bitti çoktan şu an diyorum değerli takipçilerim. Tarotlar konuşuru yapıyoruz sizlerle birlikte. Değerli koçlara bu hafta neler olacak, bir hemen kartlarınızı seçiyorum koç burçları. Özellikle işinizle alakalı yaşayacağınız üst düzey yöneticilerinizle alakalı gergin noktalarımıza dikkat edeceğiz. Ama bu gerginlik sizin parlamanıza, bulunduğunuz noktadaki hataları gösterip kendi yön haritanızı belli etmenize yardımcı olacak. Yurt dışı ya da şehir dışı ile alakalı fikri olan bazı koç burçlarıyla ilgili yeni bir alana, yeni bir noktaya geçiş evreni söz konusu olacak. İşsizler için hemen bakıyorum. Bu dönem erkek dostlarınız ya da erkek bir figürden alacağınız bir destek iş kapınızla alakalı olumlu bir evreyi tamamlayacak. Yani başlamak, yeni bir iş kapınız sizin için hayırlı olacağını uyarıyorum. İlişki konunuz için hemen bakıyorum. Sevgilisi olmayanlar için güzel bir başlangıç, ruhunuzu uyacak yaratıcı bir insanı bulma döneminiz. Yani başlıyor diyoruz, hemen bulmuyorsunuz. Bunu unutmayın lütfen. Terk edilenler için, terk ettiyseniz ya da o sizi terk ettiyse güzel bir diyalog söz konusu olabilir. Bu diyaloğu doğru değerlendirdiğinizde kalıcı hayat arkadaşınıza adım atacaksınız. Bu ara ilişkiyle alakalı evlilik ya da gelecek planı düşünenler için güzel bir fırsat ama özellikle yaza doğru gerçekleşecek. Evli çiftlerimiz için çekiyorum. Bu ara kendi içinizdeki yaşadığınız maddi krizler biraz birbirimizi yıpratıyor ve özellikle eşler artık herkes sakinleşsin, doğru düzenimize bakalım diyeceği noktadasınız. Ama ruh ikizi olduğunuzu unutmayın, zıt ruh ikizisiniz, biraz gerginlikler yaratabiliyor olabilirsiniz kendi aranızda, ihmal etmeyin. Değerli boğa burçları, hemen sizin için bir kart. İş hayatınızla ilgili beklediğiniz bir para, olmasını istediğiniz yenilik için güzel bir hafta. Yani bu hafta parayla alakalı yenilikler sizi rahat ettirecek. Ve özellikle de yakın dönemde bir yolculuk, bir seyahat düşünceniz neyse bu kapılarınızda eksik olan noktalar açılmış ve gideceğiniz yolculuk hayata geçmiş olacak diyorum. Yeni iş bekleyenler için bu dönem biraz daha sakin ve mantıklı beklediğiniz takdirde doğru kapıyı bulacaksınız. Çünkü eğer acele ederseniz imkansız diyor. Sakin ve mantıklı beklemeniz gerekiyor. İş değişimi düşünceler için şu an bulunduğunuz noktada hata yapmanızı istemiyoruz ve bulunduğunuz noktaya sahip çıkmanız gerekiyor. Yeni iş için kafanızı karıştırmayın. Burası doğru bir nokta diyoruz. İlişkisiyle ilgili bu ara gelecek planlar için yıldız gibi parlayacak ve konuşmalar gayet güzel evreye doğru gitse de karşı taraftaki kişinin bitmeyen istekleri sizi yorabilir, dikkat diyorum. Geri dönmesini istediğiniz kişi için yeni başlangıçlar, yeni insan tanımak size daha keyif verecektir. Ama onda benim bir yarım kalan diyaloğum var diyorsanız ufak bir konuşma sizi ne kadar tatmin eder bilemiyorum. Evli çiftler için bu ara çocuk ya da çocuklarınızla ilgili tebrikler, yeni ev, yeni bir oluşum size mutluluk ve huzur getirecek. Hatta uzun süredir yaşadığınız krizleri toparlama, kendi içinizdeki yaşadığınız sorunları düzeltme evreniz söz konusu. Peki boşanmayı düşünenler, özellikle kadınlar boşanmayı düşünüyor bu dönem. Çünkü evlilikle ilgili sorumluluğu karşı tarafın almadığıyla alakalı ve ben artık yorgunum ve çocuklarımla kendi yolumu çizmek istiyorum diyeceğiniz bir dönem. Değerli ikizler burcu, hemen size çekiyorum. Ruhunuz iş konusunda çok yorgun olabilir. Kafanız parasal evrede bazı konumlarınızla ilgili çözmeniz gereken borçlarınızla alakalı tıkanmış bir hafta yaşayabilirsiniz. Evet, kalbiniz huzur içerisinde bu problemleri çözeceğinize inanıyorsunuz ama burada en problem sizin kadınlara ya da siz kadınsanız devamlı para harcama isteğiniz var. İlk önce bu sistemi düzeltmemiz lazım. İş konunuzla alakalı bir geçiş evresi dönemindesiniz. 7 gün, 7 hafta içerisinde değişmesini istediğiniz noktanın hayrını alacaksınız ve bu size gayet keyifli bir nokta olacak. Hatta uzun süredir tartıştığınız kişilerle aranızda yumuşaklık, yani yumuşama, diyalog, toparlanma evresi de söz konusu diyorum. Ve de duygusal hayatınızda aşk bekleyenler, ben aşık olmak istiyorum, sevmek istiyorum diyenler için sürpriz gelişecek bir hafta. Doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Etrafınızdaki renkler çok uyumlu gözüküyor.
Yalnız evli çiftlerimiz bazıları yorgunum, artık elim kolum bağlı, çaresizim diyenler için karşı taraftaki ilişkinin esaretinden çıkmak, yani bu ilişki beni artık esaret ediyor, huzurlu değilim ama idare etmekten yoruldum diyenler için karşı tarafın sizi tekrar iyileştirmesine fırsat verdiğiniz takdirde bu ilişki tekrar toparlanıp doğru enerjiye doğru gidecek. Özellikle de evlenmeyi düşünenler ve aile arasındaki krizleri düzelttiğiniz takdirde bu dönem söz, nişan, evreniz çok fazla var. Bir de işinizle alakalı beklediğiniz evrak size huzur ve mutluluk verecek diyorum. Değerli yengeç burçlarım, özellikle yeni iş imzası, yeni atmak istediğiniz konularla ilgili kalbiniz heyecan duyacak ve güzel bir iş kapınız var. Şimdiden hayırlı olsun. Bulunduğunuz noktada farklı alan ve yurt dışı fikirleri olan bazı yengeç burçları için güzel bir değişim ve bu değişimle birlikte artık üstünüzdeki yük, sorunlar bitmiş olacak diyorum. Dengeyi bulmak, huzuru bulmak, huzursuz ortamı geride bırakıp daha sakin ve maskeli insanlardan kurtulup kendi masanızı kontrol edeceğiniz bir hafta olacak. Bunun da keyfi size iyi gelecek. Belki parasal konuda bazı dengelerde yöneticiniz, patronunuzla alakalı bir an önce çözmeniz lazım. Çünkü bu noktada siz mutlu değilsiniz ve o tarafın sizi kullandığıyla alakalı düşünüyorsunuz. Onun ekonomik sorunları var ama bir an önce çözün. Çünkü bu çözülmezse siz işi bırakacak gözüküyorsunuz. Aşk konusunda geldiğim vakit, bu ara gözleri çok belirgin renkte olabilir, gözleri çok hakim biriyle muhteşem bir aşk enerjiniz söz konusu olabilir. Çünkü kalpte pasta dilimlemek, yani bir aile olmak, bir düzen kurmak size gerçekten iyi geleceğini düşünüyorum. Geri gelmesini istediğiniz kişi sizi ihanet etti, yalan söyledi. Artık bunun geri gelse de size bir hayır olmaz, yine yalanlar söyleyecek. Niye böyle kendi kendine yıpranıyorsun? Bunu düşün. Çünkü o tekrar başa döndüğünüz takdirde pişmanlıklar acı verebilir diyorum. Yeni ilişkinizle ilgili yaşadığınız krizler, evli olan çiftlerimiz için krizleri düzeltmek için doğru adımlar atmanız lazım. Bu ara belki eşinize almak istediğiniz ve eşinizin sizden istediği güzel bir anahtar muradını ona yansıtacaksınız ve bunun için çaba göstereceğiniz gözüküyor. Güzel de olacağı söyleyebilirim. Değerli aslan burçları, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun. Evet, bu ara işinizle alakalı derviş gibi düşünüp nereyi nasıl çözsem, burayı nasıl toparlasam diyeceğiniz bir hafta olacak. Burada yeni oluşturmaya çalıştığınız işler, yeni fırsatlar size gerçekten kanatlarınızın güçlenmesi ve işinizde çok büyük bir oluşum yaşayacağınızı ve bunun gücünü en iyi şekilde almayı gösteriyor bu hafta. Bence bir sürü projeler, bir sürü yenilikler size şans getirecek. Uzun süredir de haklarınız, para konunuzla alakalı artık konuşma, karşı tarafı doğru ikna ettiğinizi gösterir. Haklarınızla alakalı da doğru start verilecek gözüküyor. İşsizler için seçim haklarınız var. Bu hafta çok fazla iş konuşmaları söz konusu olacak. Tercih sizin diyorum. Peki ilişki konunuza hemen geçiyorum. Sevgiliniz geri gelecek mi? Artık bu kaos sana acı veriyor. At çöpe gitsin. Yeni bir ilişki var mı? Evet, siz enerjinizi ve ruhunuzu ve bereketinizi toparladığınızda doğru aşk haftası sizin için başlangıç olacak. Evli çiftler için bu ara ev taşınmak, evle alakalı yaşadığımız krizler için gerçekten bol dua ettiğiniz ve artık mutlu olmak ve huzurlu olmak istiyorum diyenler ve bu evliliğimi, eşimi seviyorum ama karşı tarafın sevgisinden şüphe ediyorum diyenler için bence yanlış şüpheleriniz var. Karşımdaki kişi sizi seviyor. İş ve krizlerle alakalı oturtamadığı noktaları var. Bu yüzden de gergin, bu yüzden huzursuz olabilir. Bu ara belki kadınsal bölgeniz ya da çocukla ilgili planlarınızla ilgili tedavi ya da bu tarz düşünceleriniz olabilir. Bir de evinizde bekar biri varsa evlilik enerjisi konuşmaları ya da bir kısmet enerjisi hanemizde gözüküyor. Değerli Başak burçlarım, meditasyon. Bu hafta sizin için en önemli şey meditasyon yapmak. Ruhunuz sarılmaya ihtiyacı var. Güvene ve ihtiyacı var. İşinizle alakalı kutlamaları, işinizle alakalı yolları başarıyla atlatıp size pasta kesilecek ve siz pastanızın tadına varacaksınız. Hatta masa ve koltuğunuz değişiyor. Şimdiden bunun keyfini çıkartın. Yeni iş bekleyenler için bana iş bulu beni kimse almaz ya da iş kapım hiçbir zaman olmuyor. Nereden iş bulacağım diyenler için özellikle bir kartta dengeyi ve huzuru, özellikle ayın 15'i 17'si arasında bu kapınız istediğiniz alanda aydınlığa kavuşmuş olacak. Sizden tek ricam,
İnancınızı asla kaybetmeyin. Duanızdan asla vazgeçmeyin. Aşk için bakalım hemen. Ben duygusal olarak çok yalnızım ve benim enerjimde kimse olmayacak ama bereketim de var. Tercih konusunda yanlış yapıyor olabilirsiniz. Yanlış insanları sevdiğiniz için esaret içerisinde kalıyor olabilirsiniz. Belki biraz daha dikkat etmeniz lazım. Yeni aşk isteyenler için daha vakit var. Acele etmeyin. Doğru insanı için diyorum. Geri gelmesini istediğiniz biri varsa kırılan kalp asla tamir olmaz. Atın çöpe gitsin. Evli çiftler için bu ara konuşmalar, kalabalık ortam, birbirimizi daha iyi anlayıp sıkıntılarımızı ve bağlılıklarımızı çözmeye ve birbirimizle soru işaretlerimizi ve yaşam boyu dengeyi kurmak için doğru iletişimler söz konusu olacak. Ailenizde evlenecek biri var mı? Özellikle bekar erkeğiniz varsa evlilikle ilgili haberler size ulaştırabilir diyorum. Dedim bile. Değerli terazi burçları, nasılsınız? Hemen size bir kart çekiyorum. İşinizle alakalı hataya müsait bir haftanız var. Özellikle 7-8 kişilik bir grup içerisinde çalışıyorsanız onların gözü sizin üzerinizde, dikkat etmeniz gerektiğini uyarıyorum. Yeni iş arayanlar için ya da bulunduğunuz noktayı değiştirmek isteyen kişiler için de güzel kapıların başlangıcı, cesaretinizi toplayın. Yeniden doğmak istiyorsanız burası sizin eziyet kampınız. Yeni kapı size daha uğurlu ve bereketli olacağını söylüyorum. Devlete mi girmek istiyorsunuz? Evet, bu tarz imkanları araştırdığınız gözüküyor ama kurumsal sizin için daha sağlıklı olarak uyarı veriyor. Aşk konunuz için çekiyorum. Bu ara ömür boyu yaşayacağınız insanla karşılaşma enerjiniz var. Ocak bitmeden bu enerji sizinle birlikte. Der ki Ocak 6, Ocak 5. Yani sizin için başlangıç. Yalnız boşanmak isteyen bazı terazilerde sert konuşmalar söz konusu olabilir. Mahkemede atışmalara dikkat edelim diyorum. Evli çiftlerimiz, özellikle mutlu olan evli çiftlerimiz, parayla alakalı yaşadığınız krizler yavaş yavaş aile desteğiyle çok toparlanacak. Hatta bu haneye çocuk planı ve kız çocuğunuz olma ihtimali çok yüksek enerji veriyor. Yalnız değerli teraziler, siz hayatınızdaki yönü her zaman başka insana bağlı yaşadınız. Artık kendi kariyerinizle alakalı yarım noktaları da tamamlama dönemi diyorum, dedim bile. Değerli akrep burçlarım, aşkla sınanacağınız bir hafta. Kalbiniz bu konuda kırılabilir. Hayatınızdaki insanın söylemleri sizin canınızı sıkabilir ve sürtüşmeler, tartışmalar sert olup ben bu ilişkiyi artık başlatmak değil bitirmek istiyorum kararı verebilirsiniz. Dikkatli olun. İş konunuzla alakalı da erkeklerle tartışma, bulunduğunuz alandaki insanların sizin üstünüze fazlasıyla yük olduğunu ve bu kişilerin artık üzerimden çekilmesi gerektiğini ve kendimi ispatlamak ve kendimi başarmak istiyorum diyeceğiniz bir hafta söz konusu. Ve bunun için duanız sanki kabul olmuş gibi. Çünkü yeni bir oluşum ve özellikle gözleri ela açık kahverengi olan birinden çok büyük bir iş konusunda destek alıp yerinizde büyük bir değişim yaşayacaksınız. Sevgiliniz geri gelsin istiyorsanız, evet, bu sevgiliniz size gerçekten barış bir şekilde geri gelecek ve bu ilişkiyi doğru yönlendirebilir. Ama ilişkinizle alakalı gizli saklı, bazı ilişkilerde gizli saklı olaylar açığa çıkabilir. Yalan, aldatılma konuları hareketli gözüküyor. Aman dikkat edelim. Bir de kariyerinizle alakalı uzun süredir yabancı dil eksikliğiniz ya da astroloji eğitimi almak isteyebilirsiniz. Uzun süredir hayaliniz olabilir. Artık bunu başlatın. Size iyi gelecek diyorum. Değerli yay burçları, nasılsınız? Evet, bu ara şeytan Bergama üçgeni arasında kaldım. İş yerindeki insanların gözleri, bakışları, fikirleri beni çok fazla rahatsız edeceği bir hafta yaşayacaksınız. Bu deliliklerle uğraşmak isteyemeyebilir. Onların saçma sapan yanlış evrak yazmalarından, yanlış hatalar yapmaktan, ben bunları düzeltmekten ve benim şansımı bu insanlar alıyor demekten bıktım diyeceğiniz bir hafta olacak. Ama şöyle söyleyeyim, bulunduğunuz ortamda bazı yalanlar yüzünden sizin yeriniz yükselmeye, bazı insanların da çıkışı söz konusu olabilir diyorum. Yeni iş arayanlar için hemen bir kart çekiyorum. Evet, uzun süredir konuşmak ve ya da gitmek istediğiniz bir kapı için fırsat var. Bu fırsat sizin için çok doğru bir enerjiyle hayatınıza giriş yapacak. Özellikle de yurt dışı bağlantısı ya da yurt dışı bir firmanın kapısı sizin için hayırlı diyorum. Bu dönem isteme olan var mı? Bu ara isteme varsa bile istemeler reddolabilir. Bu haftayı iptal edin diyorum. Peki platonik takıldığınız biri var mı?
Bence gerçekten platonik takılmayı bırakıp gerçek hayata dönmeniz lazım diyorum. Değerli Oğlak burçları, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun sizin için de diyorum. Çekiyorum. İşinizle alakalı çok pişmanım ve burada olmak istemiyorum ama ne yapayım, mecburum diyen Oğlaklara yeni şans, yeni yıldız kapısı, yeni oluşum söz konusu olacak. Bu kalbinizde gitmek istediğiniz ya da olmasını istediğiniz iş kapısı için çok güzel fırsatlarınız var. Bunu değerlendirme haftanız. Ve bulunduğunuz noktanın insanları size çok hani başka bir noktaya geçtiğinizde bulunduğunuz insanlar sizi yüceltecek, enerjinizi, ruhunuzu toparlayacak olarak uyarı veriyor. Aynı noktada devam edenler için aman dikkat edin, başkalarının esareti altında tıkanıp kalmayın. Yoksa işiniz size sıkıntı yaratacak ve çıkış sebebi başka insanlar yüzünden olabilir. İşten çıkış sebebiniz, dikkatli olun diyorum. Para konunuz bu hafta nasıl bakalım? Evet, ufak tefek gelecek paralar, eğer altın borcunuz varsa bunu çözmeniz lazım. Riskli alanlar uyarıyor. Sevgilinizle evlenmeyi düşünüyorsanız bu dönem imkansız, acele etmeyin diyorum. Yeni aşık olacaklar için evet, güzel bir yeniden doğuş, yeniden uyanış, hem narın bereketi hem doğumun bereketini yaşayacağınız bir enerji de sizi bekliyor diyorum. Evli çiftler için belki eşiniz, yani kocanızla ilgili yaşadığınız krizleri bir an önce çözmeniz gerektiği ve bu kalbin artık acı çekmesine izin vermemeniz lazım. Çünkü karşı eşiniz sizi eziyor olabilir ve artık suskunluğunuz her geçen gün sizin yıkılmanıza sebep. Lütfen yıkılmayın. Peki ilişkilerde nasıl bu durum? İlişkilerde de kafa karışıklığı söz konusu olabilir. Karşı tarafın sevip sevmediği ile alakalı sorgular oluşturuyor olabilirsiniz. Değerli Kova burçları, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun diyorum sizler için. Evet, özellikle ilişkide tartışmak, kavga, gürültü ve yaşadığım bu ilişki bana hayatımı kahretti diyeceksiniz ve bunun acısını çekiyor olabilirsiniz. Artık bunun yıkıldığına, bunun bittiğine karar vermeniz gerekti ve kendi yönünüzü, kendi hayatınızı yeniden oluşturmanız lazım. Bu hayatta gerçekten yaşıyorsunuz ve nefes alıyorsunuz. Artık bir gökyüzüne bakıp nefes alın. Çünkü o ilişki size artık devam etmiyor. Siz o hayalle yaşıyorsunuz. Peki yeni aşk olacak mı? Şu an için biraz daha 10 gün, 15 gün biraz daha beklemeniz lazım. Beklediğiniz takdirde yakın bir dostunuzun sizi tanıştıracağı bir kişi sizin hayat arkadaşınız olacak. Evli çiftler için çekiyorum. Bu ara evlilik kutlamanız olabilir, ailede kutlamalar söz konusu olabilir ve biz ilişkimize daha sağlam gözle bakıp birbirimizi daha iyi anlayacağımız bir nokta, hatta her iki tarafta birbirini dinlemeyi öğreneceği bir evreye geçiş yapacak. Peki evlenmeyi düşünenler için ruh ikiziniz var ama ekonomik olarak bazı sorunları çözmeden bu evlilik imkansız diyorum. Ama kökleneceksiniz, hayat arkadaşı olacaksınız. İş konularınızla alakalı da bu dönem en çok kendinize vakit ayırmak ve evet, bir sürü evraklar, bir sürü yenilikler, bir sürü çözülmesi gereken olaylar var ama kalbim şifalanmadan ben işe konsantre olamam diyorsunuz. Ama yeni beklediğiniz bir iş kapısı için güzel anlaşmalarınız var ve bu anlaşmalar size keyif verecek. Değerli balık burçları, sizler nasılsınız? İyi misiniz diyorum. Hemen sizin için de bir kart çekiyorum. Mahkeme konularınız, taciz konularınız, evrak konularınız, özellikle kadın annenizin, teyzenizin ya da siz bir kadınsanız biraz ödemeleriniz, harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Kendi cesaretiniz cebinize zarar verebilir. Bunları bir toparlamanızı öneriyorum. Bu ara çocuk planı ya da çocuk doğurmak ya da çocuk tedavisi görmek isteyen bazı balıklar için güzel bir fırsat, bu fırsatı değerlendirin. Yalnız iş konunuzda çevrenizdeki insanların tavır ve edalarına takılmayın. Kalbiniz kırılmasın. Çünkü siz işinizde başarılı ve hak ettiğiniz yerin ödülünü ve topluluk içerisinde kalabalık bir noktada çalışıyorsunuz. Rütbenizde güzel bir değişim ve bu değişimle birlikte güzel bir keyif alacağınız bir hafta. Bu ara iş çevrenizde deli deli konuşmalar var. Gülmeyi unutmayın. Eğleneceksiniz. Ama yöneticiniz ya da bulunduğunuz noktada da büyük değişikliklere hazır olmanız gerekiyor. Yeni iş arayanlar için şu an için biraz daha sabırlı olup doğru köklenme için bir 2 ay gibi bir zamanınız var. Ama asla vazgeçmenizi önermiyorum. Vazgeçmeyin diyorum.
Evet, bir de aileden gelen bir miras ya da çözülmesi gereken bir oluşum var. Bunlara da dikkat edelim. Yeni aşk isteyenler için dediğim gibi sabır ve vakit. Evli çiftlerimiz için bakıyorum. Evet, kandilimiz ev almak, yatırım yapmak, doğru bir plan, doğru bir nokta olarak uyarıyor. Ve istediğiniz enerjideki eviniz şimdiden hayırlı olsun. Bir de uzun süredir kabir ya da yatır ziyaret etmek isteyenler için bu hafta şanslı ve uğurlu bir hafta. Evet değerli takipçilerim, haftalık tarotları yaptık. Nereye gidiyorsunuz? YouTube kanalımdasınız zaten. Ne yapıyorsunuz? Yorum yapıyorsunuz, beğeniyorsunuz. Sevgi ve saygıyla kalıyorsunuz. Hoşça kalın.